Rütük Başkanı Yerli Kaya, adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Televizyonlardan herkese eşit süre vermesini bekleyemeyiz konu. Türkiye erken seçime gidiyor. 583 Rütük Başkanı Yerli Kaya, seçim sürecindeki yayınlara dair şikayet almadıklarını söyledi. Medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor, diyen Yerli Kaya, televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Arz talep dengesi var, ifadesini kullandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rütük İletişim Merkezi'ne yansıyan şikayetlerin sadece %1,67'sinin seçim yayınlarına ilişkin yapıldığı belirtildi. AA'nın aktardığına göre, 18 Nisan-7 Haziran arasında Rütük İletişim Merkezi'ne 8408 şikayet yansıdı. Siyasi parti ve demokratik gruplar ile tek yönlü, taraf tutar nitelikte yayın ve seçim yasaklarına aykırı yayınlar inceleme kriterinde tasnif edildi. Yapılan şikayetler arasında seçim yayınlarına ilişkin gelen 141 başvurunun, genel başvuruların %1,67'sini oluşturduğu tespit edildi. Seçim kampanyalarına ilişkin kuruma gelen talepleri değerlendiren Rütük Başkanı İlhan Yerlikaya, vatandaşların televizyon yayınlarına karşı hassas olduğunu belirtti. Zararlı yayınlarla ilgili binlerce şikayet geldiğini söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu: "Editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayın yapılıyor. Olumsuzluk olduğunda yoğun şikayet gelebiliyor. Bu seçim döneminde pek şikayet yok. Haber alamıyoruz, Cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok, gayet normal, vatandaşlar da memnun, televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz, yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor. Avrupa'da da bu böyledir. Herkes fikrini ifade edebiliyor. Mecralar, gazeteler ve sosyal medya imkanları çok fazla. Dolayısıyla böyle bir çoğulculuk var. Bu da seçimlerin rahat ortamda sürdürülmesini sağlıyor. Türkiye'de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Televizyonların yanlı yayın yaptığına dair bazı kampanyaların yapıldığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti. Önce TRT'den başlamak üzere, yanlı davranıyor, iktidarı veriyor, onun dışındakileri vermiyor, denilerek eleştirilecektir. Rütük, iktidarın sopası, gibi eleştiriler geliyor. Özel radyo ve televizyonların yanlı davrandığına dair beyanlar olabilir. Bunların hiçbirisi doğru değil. Türkiye'de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. Eşitlik, medya özgürlüğü yok gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor.